Aracımız 2006 model Megane 2 1.4 motor. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 197 bin kilometrede. Müşterimizin başta istek ve şikayetleri trigger kontrol yağ kaçağı demiş. İşlemlere başlıyoruz. Aracı kaldırdık. Alt taraftan kontrollerine başladık. Aracımızda zaten yağ kaçağı vardı. Alttan üstten yıkatman gönderdik. Üstteki yağ kaçağı nereden geldiğini kaynaklanmamı gösterir. Şu an altta hiçbir yağ kaçağı yok. Sanki salıncak yeni değişmiş. Tabii. Salıncak daha yeni. Salıncak da yeni. Rot boşları yeni. Zerot ön takım komple yeni yapılmış ya. Rotlar yeni. Bir şu rot boşu değişmiş, diğer taraf değişmiş. Şunu alıp şöyle içeri alalım, bu çok aşağıda kalmış. Egzoz bir yere vuruyor. Bak. Bak ya. Şu bölgeden vuruyor, evet. Bak gitti ses. Şu an yok, az önce vardı yamultu için. Şimdi düzeltince kesildi. Arka balatalar biraz daha gider. Biraz daha balatası. Ama azalmış tabii ki. Değilse daha iyi. Bayağı yarıyı geçmiş. Aklını şöyle çözeceğiz ondan sonra. Evet, teker bilyalarına bakalım. Tamam, bunda bir şey yok. Tekerde ses yok. Salgı yok. Bunun için bak jantı yamuk. Görüyor musun? Sol arka tekerlek jantı yamuk. Bu arada bakın çapı arabası nerede? Evet. Sol tarafa geldik tekrardan öne. Güzel. Tamam. Önde de sıkıntı yok. Geldim abi. Görüyor musun? Bunun yeri burada. Kazalı mı yoksa ne oluyor? Evet, şu an yuvaya oturtuyoruz. Yuvadan çıkmıştı az önce. Evet. Şu an oturdu. Bak burası yerinde. Evet, tamam. Hadi tamam. Ama kırık bak. Karşısı görüyor musun? Evet. Azıcık tutuyor. Koptu koptu. Bak gel, radyatör buradan kırık. Evet. Ayağı. Şu an görebiliyorum. Şu ucu kırık. Önden bir kazası olmuş bak, biliyor musun? O yüzden galiba radyatör etmiş. Şu kaçağı yok ama radyatörü kastırmış. Şimdi aracımızın tilgeri değişecek. İndirelim, tilgere başlayalım. Bir de şanzımanın üstü yağıydı. Buradan su kaçağı da mevcut. Ve bunun içinde hem su kanalı var hem yağ kanalı. Bunun o-ringleri gitmiş. Bak şuradan yağ belli, bak buradan. Alttan beri şanzımanın üstüne atıyor. Ve termostat kütüğü de değişecek. Komple. Tamam, şu anda tilger için başlayabiliriz. Tilger çekimlerine sen yapacaksın. Tilger söküm işlemini amir ustamız yapacak. Hayatta başarılar olsun. Hak eden kazansın. Evet. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir, kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. İşlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli vasıtalar durumuna karşı aracı koruma altına aldık. İşlemlere motor kulak bağlantı ayağını sökerek başlıyoruz. Bağlantı ayağının 7 adet sabitleme cıvatası var. 16 lokma ile sökülüyor. Motor kulağı da çıktı, bağlantı ayağıyla birlikte çıktı. Trigger değişimi olacağı için araçta sağ tekerlek sökülecek. Davlum bazı da söküyoruz. Şimdi koruma muhafazasını da çıkaracağız ve trigger'e ulaşmış olacağız. 4 adet sabitleme cıvatası var koruma muhafazasının. Onları söküyoruz ve trigger'e ulaşıyoruz. Çıktı. V kayış direkt ulaştığımızda çatlak, gördüğünüz gibi. Yani muhafazayı çıkarır çıkarmaz direkt dikkatimizi çekti. Her yeri çatlak, V kayışı değişecek.
V kayışı çıktı. Daha yakından gösterelim. Gördüğünüz gibi her yerler çatlak olur. Her yerden. Baksana. Bak. Geçecek. Kran kastanı söküyoruz. 13 lokma ile sökülüyor. Kastan çıktı. Trigger alt kapağı çıktı. Üst kapak da çıktı. Trigger kayışını çıkartıyoruz. Değişecek mi? Evet. Devir daimin sabitleme cıvatalarını 10 lokma ile söküyoruz. Birazdan devir daim yerinden ayrılacak. Devir daimi sabitleme cıvatalarını gevşettikten sonra gördüğünüz gibi damlatmaya başladı. Şimdi devir daimi çıkartacağız. Levye ile kastıracağız çıkması için. Kimse yapmadı abi. Devir daimi çıkardık. Bir görelim. Araçta antifriz kullanılmış. Zaten belli renginden de. Ön kran keçesi gördüğünüz gibi yağ kaçırmış, değişecek. Şimdi keçeyi çıkartacağız. Yenisi takılacak. Keçe çıktı. Yağ kaçırmış. Gördüğünüz gibi hep kaçırmış. Keçenin oturduğu yer hep yağ. Trigger tarafını ve ön kran keçesinin oturacağı bölgeyi güzelce balata spreyle temizliyoruz. Tertemiz olduktan sonra yeni keçeyi takacağız. Şimdi eksentrik kastanımızın sabitleme cıvatasını gevşetiyoruz. Ustalarımız zıt yönde sökme işlemi gerçekleştiriyor. Bu şekilde ikili bir kitleme aparatı var. Kasnağı gevşetiyoruz. Biri sağ, diğeri de sol yönde gevşetilecek. Eğer kasnağı bu şekilde sabitlemezsek eksentrik mili döner ve pistonlar üst noktadaysa suboplar yamulabilir. Bu şekilde kendimiz ve işimizi de garanti altına almış oluyoruz. Yeni devir daim. Bu yeni contası. 7 adet sabitleme cıvatasını 10 lokmayla sıkıyoruz. Eski ve yeni ön kran keçesi. Şu eskisi. Bu da yenisi. Şimdi yenisini takacağız. Yeni ön kran keçesi takılıyor. Yeni trigger kayışını da taktık. Şimdi yeni trigger gergi bilyasını takıyoruz. Trigger kayış gergi bilyası. Yeni taktığımız trigger gergi bilyasını sıkıyoruz. Böylelikle trigger kayışı gerilmiş oluyor. 13 yarım anahtarla cıvatasını sıktık. Trigger üst kapağını takıyoruz. Trigger alt kapağı da takıldı. Şimdi kran kastanı takıyoruz. Cıvatasını 18 lokmayla sıkacağız. Yeni V kayışını takıyoruz. Bildiğiniz gibi termostat değişimi olacaktı. Eski termostatı söküyoruz. 8 adet sabitleme cıvatası var. 10 lokmayla sökülüyor. Yenisi de hemen burada. Önce eskisi sökülecek, sonra yenisi takılacak. Eski termostatı çıkardık. Termostat çıktı. Eski ve yeni termostatı ayrı ayrı göstermiştik. Yan yana da bu şekilde gösterelim. Çevirelim usta yenisini. Contası yeni gördüğünüz gibi. Şimdi yeni termostatı takıyoruz. Yuvasına oturttuk. 10 lokma tornavida ile 8 adet sabitleme cıvatasını sıkıyoruz termostatın. Trigger koruma muhafazasını taktık. 4 adet sabitleme cıvatası var. 13 lokma ile sıkılacak. Davlumbazı takıyoruz. Aracı indirdik. Motor kulağını takıyoruz. Motor kulağının 6 adet sabitleme cıvatası vardı. Eksentrik tapası da değişecek bu arada. Gördüğünüz gibi patlak. Yağ kaçırmış. Yenisi de hemen burada. Yenisini takıyoruz. Evet. Tapaları taktık. Eksentrik tapaları tamam. Tekerleği takıyoruz. Yağ kaçaklarını temizliyoruz.
araca mavi antifrizi koyuyoruz. Alt taraftan temizliğimize devam ediyoruz. Üst taraftan yağ kaçakların olduğu bölgelerden böyle alt tarafa doğru akan yağlar, kirler, pasta artık ne varsa balata spreyle güzelce temizledik. Şimdi de kuruluyoruz. Araca marş yapıyoruz. Son sesi bu şekilde. Aracın trigger kartı da yazıldı. Değiştiği kilometresi 197 bin olarak güncellendi. Aracımızın işlemleri sona erdi. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.